Arkadaşlar bu tarafa gelelim biz. Basın. Şöyle. Gel birazcık gel. Yaklaşalım başlara doğru. Evet. Oradan dolayı da küfürüyoruz. Omolo Başkanım Erzurum'dan geldi. Omolo Erzurum, Süper Lig. Diego Portekiz Ligi'nden geldi başkanım. Gineli. Gineli. Evet. Mancik Beveren'den geldi Belçika'dan. Kamerunlu. Dino. Evinden gelmiş. Tistel de İsrail Ligi'nden gelmiş. Tistel abi utanıyor ya bizim genel. Kamer. Çok da güzel oynuyor başkanım o. Ben izledim Erzurum'u. Bayağı iyi teli var orada bizim. Altyapıdan gelen Derinci'den. Bizim kendi Fatih'ini şeyi göremedim arkada. Kaleci'yi göremedim. Kaya var. Bizim Doğukan bizim kaleci. Bahattin bizim eski şeyimiz. İsmet bizim kalecimiz gene. Arkadan Musa'mız. Musa nerede Musa? Musa saklanıyor. Musa bizim eski futbolcumuz. İsmini söylemedin var mı? Deniz Erzak. Deniz Erzak. Deniz ve İsa bizim genç futbolcumuz. Dilaver var. Dilaver'i söyledik. Bir de ben alt yapıldım. Bir yer alt yapıldı oynadım. Senin var başkanım. Semih var başkanım. Semih'i söyledim. Semih'in storda resmini koymuşlar. Eğer formalı satılmaz sebebi sensin. Evet başkanım tabii. Arkadaşlar Kocaelispor tarihi de oldukça eski. Ve Süper Lig'de bile böyle bir taraftarı olan başka bir kulüp yok. Yönetim olarak da tamamen profesyonel düşünüyoruz. Yani bir tarafta böyle amatör bir ruhu vardır, şehrin de amatör ruhu vardır. Ama öbür taraftan hocam hastaneye yatmadan evvel, bir hafta önce bir oturduk konuştuk. Hocaya dedim ki ben, hocam ben bu şehre 15 senelik bir plan yapmanızı istiyorum. Ve bu vizyon şöyle olsun. Bu takım bir gün geldiğinde Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracak bir takım olarak hayal edilsin. Yani böyle bir şey kurun. Bunun için altyapı olması gerekiyor. Tesisleri biz halledeceğiz. Tüm altyapıyı sağlayacağız. Siz altyapıdan yetişecek sporcular yetiştirin. 15 yıllık bir stratejik plan hazırlayın ve bu kulüp sadece Süper Lig'e yükselme gibi bir amaçla yetinmesin. Süper Lig'de başarılı olsun, sonrasında dünya dereceleri, Avrupa dereceleri yapacak bir kulüp olsun. Böyle bir vizyonla başladık. Biz hocaya sonuna kadar güveniyoruz, onun işine karışmıyoruz. Teknik kararların tamamını teknik adamlar verir diyoruz. Biz yönetim olarak onların işini kolaylaştırmak, sizin işinizi kolaylaştırmak için varız. Evet ben bir belediye başkanıyım, siyasetçiyim ama siyasetin gölgesini de sizin üzerinize düşürmüyoruz. Yani bu teknik kararlar tamamen hocamızın kendi teknik ekibiyle birlikte verdiği kararlar. Tabii bütçe kısmında kısıtlayıcı oluyoruz ama yani imkanlar kadar o alanı açabiliyoruz. Ama son tarihte bu işin teknik bir iş olduğunu biliyoruz. Sizlerin aslında birer profesyonel olduğunuzu da biliyoruz. Ama başarılı olan profesyonellerin bir yanlarında da amatör bir ruh taşıması gerektiğine de inanıyoruz. Yani ruh olmadan hiçbir başarı gelmiyor. Sadece çalışmak başarıyı getirmiyor. Ben bunu kendi uzmanlık alanlarımdan da biliyorum. Kendiniz teknik olarak, kondisyon olarak ne kadar iyi olursanız olun, bir tarafta da bir ruh olmalı. Bir takım ruhu, başarıya olan inanç. Bu takım başarılı oldukça, lig atladıkça sizin de liginiz atlayacak. Dolayısıyla bu takımın başarısı için aynı zamanda fedakarlık da gerekiyor. Sizlerden bir amatörlük bekliyorsak, beklediğimiz amatörlük bu. Yani ruh amatörlüğü bekliyoruz. Ama sahada da tamamen profesyonel olmanız kadar doğal bir şey yok. Ben inanıyorum ki Türkiye'de çok az kulüpte sizlerle böyle bir konuşma yapılır. Bu vizyona sizler de inanın.
bir gün Kocaeli Sporlu olmanın, Kocaeli Spor'da oynamanın ayrı bir referans olduğunu sizler de göreceksiniz. Doğru şeyler yapıyoruz, doğru adımlar yapıyoruz, doğru adımlar atıyoruz. Sizlere inanıyoruz. Ama bu kentin çok fedakar bir taraftarı var. Bu kentin geçmişte başarılarla dolu bir hikayesi olduğu gibi hüzünlerle dolu bir hikayesi de var. O hikayeleri tekrar bu şehre yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Özellikle taraftarımıza yok. Odri Meydan grubu çok zor zamanlarda bile Kocaeli Spor'un yanından ayrılmamış bir grup. Sizden zaman zaman duygusal tepkilerle daha üstün bir şey bekleyebilirler. Sizin de bunu anlamanızı bekliyoruz. Sonuna kadar arkanızdayız. Çünkü biz hocamıza inanıyoruz. Türkiye'nin en iyi hocalarından biri olduğuna inanıyoruz. Başarılı işler yapacağına inanıyoruz. Siz de hocanızla birlikte inşallah bir başarı hikayesi yazacaksınız. Yönetim de aynı şekilde, aynı mantıkla düşünüyor. Önümüzdeki süreçte altyapıyı daha da güçlendireceğiz. Sporcu altyapısını da güçlendireceğiz. Şu arkamızdaki imkanlar Türkiye'deki birçok tesislerdekinden daha iyi ama çok daha iyisini yapacağız. Onun için de bir yer arama çabamız devam ediyor. İnşallah orayı da yapacağız. Çok daha güzel tesislerimiz de olacak. Ve bir gün siz de Kocaeli Spor'da oynadık, şu başarıya imza attık, bu başarıya imza attık diye başarı hikayeleri anlatacaksınız. Ve bu başarı hikayeleri sizin profesyonel kariyerinizin de güzel yanlarından bir tanesi olacak. Çünkü bu takımdan geçmişte gerçekten Türkiye'de başarı hikayesi yazmış çok sayıda sporcu çıktı. Çok sayıda teknik adam çıktı. Bu hikayeyi, bu başarı hikayesini tekrar edeceğiz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, kentin genelindeki irade olarak tamamen arkanızdayız. Siz de lütfen ruhunuzu da işin içine katarak bu başarı hikayesine katkı sağlayın diyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde daha başarılı olacaksınız. Birçok arkadaşımız birbiriyle belki de ilk kez oynuyor. Bunun zorlukları var, farkındayız. Ama hem sizin yeteneğinize hem de hocamızın uzmanlığına güveniyoruz. Pardon. Biraz geri gelsene, senin geniş açın var mı ya? Biraz daha geri gelsene. Bizden daha geniş. Tamam, tamamdır. Teşekkürler. Biz zaten diyoruz ki başkanın bir yatırımı da şeye yapsın. Seyredeki bir orada büyükşehir yeri var. Güzel de bir yer. Kuzey Marmara Otoyolu'nun hemen çıkışı. İzmit'e kolay, sahaya kolay ulaşır. Sevindik hemen olabilecek bir yer ya. Tabii yani başkanım onu düşünmeyeyim ben. Diğer çalışmalarını devam edelim. Eyvallah. Bir şey demiyoruz başkanım. Takip ediyoruz. Körfez'de olduğun sürece biz bir yardım edeceksek iki yardım etmeye hazırız yani. Bir kamyon okumadınız. Bir kamyon mu? Azalmışsın. Mutlu diyor başkanım. Sayın Şenerbaşan keza ne istiyorsa kadar olsun. Eline gelen her şeyi yapıyorlar. Kocaelispor bu konuda çok şanslı. Yani sizlerle birlikte çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben geçmişte biliyorum neler olduğunu, nasıl süreç olduğunu biliyorum. İyi yönetiliyor. Şu anda şunu söyleyebiliyorum. Bugün bir spor, şu anda zamanınız yok, duyamadım. Söyleyeceksiniz inşallah. Bir spor kazandırdık şehir merkezinde. Orayı da siz verdiniz. Şehrin en güzel yerine sağ olun başkanımızdan. İstediği başkanımız, istediğiniz yere kurabilirsiniz. İyi oldu başkanım. Yani Fenerbahçe'nin Fener'in kadar güzel oldu. Daha güzel oldu. Fener'in eri bir çok oldu. Ama o bizim... Bugün çok güzel oldu. Bugün de insanlar işler için. Satışlar da fena gitmiyor. Bunlar aslında kurumsallaşma adına önemli adımlar. Takım çıkarken. Şu anda bu dönem Türkiye nüfusunun %40'ıyla rakip olur. İlk takımlar bunların birçoğu. Bunlara şehrimizde ve gittiğimiz yerde şehrimizin de tanıtımıyla ilgili önemlidir. Unsur olduğunu ben düşünüyorum. Takımla ilgili yeni kurulan takım başkanı, %90'a yeni, özellikle kadroda ilk 11'de oynayan arkadaşlarımız. Bir süreç lazım. Hatırlıyorum, benim başkan vekili olduğumuz hafta
geldiniz, yine buraya gelmişsiniz. 12.ydik o zaman. Bir konuşma yaptınız burada. 5'te 5 yaptık. Kusura bakıyorum. 5'te 5 yapmıştık. İnşallah bugün yine ayağınız uğur gelecek. Aynı heyecanla. Devam edeceğinizi önemsediyorum. Her zaman şunu istiyorum. Takıma biraz zaman tanıtsak. Şu anda ligin en kaliteli ekiplerinden bir tanesiyiz. Büyük camiyiz. Şu anda şehirde müthiş sizin başkanlığınızda bir kenetleme var. İyi yolda olduğumuzu ben görüyorum. Zamanla bizim olmazsa olmaz şampiyonluk iddiasında konuşmuyoruz. Bizim de sizin bahsettiğiniz gibi önceliklerimiz var. İşte kurumsallaşma adına, tesisleşme adına, altyapı adına önceliğimiz bunlar. Zaten beraber karar almıştık bunlarla ilgili. Tabii ki bu şehir ne bekliyor? Başarı bekliyor. Onu da ayrıca sürdürüyoruz zaten. Çok özel teşekkür ediyorum. Tekrar. Başarı grafiği artmaya başladı, onu gördük. Sizle deplasmanda beraber önemli bir şey. Yani İnşallah bizim de umudumuz yarınki maçta ilk zaferimizi, ilk galibiyetimizi alalım. Kent olarak, taraftar olarak sevinelim. Biz buna inanıyoruz. İnşallah yarın bu güzel sonucu hep beraber alırız. Samsun Report'a da teşekkür ediyoruz. Samsun Spor Report ya. Dedim reklam verin, sıkıntı olur. Reklamımız olur dedim ama. Reklam verin. Adam icra verdi ya. Bunu faizini bile bizden icra takibiyle almaya kalktılar. Sırf bir iki oyuncu transfer ettik diye başkanımıza da biraz husumet kesiyorlar. Bunlar bildiğiniz olsun. Sadece bu kadar. Bir dakika.